Tanımıyorum kimseyi ama. Kapına geldik, garip kullarını affeyle. Her türlü musibeti üstümüzden def eyle. Çok bunaldık, tutuver elimizden ya Rabbi. İyiler hürmetine cümlemizi ref eyle. Ey dost, yaşadıklarını mahşerin bir provası gibi gör. Herkesin kendi derdine düştüğü, başını kurtarmak için çırpındığı o dehşetli günün provası. Kıyamet günü sura üfürüldüğü zaman güneş dürülecek, yıldızlar yağmur gibi dökülecek, dağlar hallaç pamuğu gibi atılacak, denizler kaynatılacak, hasılı her şey hak ile yeksan olacak. Tekvir suresi ve daha onlarca surede bu hakikati haber veriyor Mevla. Öyleyse ey dost, ebedi hayatını mamur etmek için çalış çabala, dünyadan nasibini de unutma. Fakat bu dünya fehir, fahur, mutlu olacağın bir yer değildir. La rahate fid dünya, dünya rahat yeri değildir demiş atalarımız. Bak şöyle çevrene, herkesin bir sıkıntısı, bir derdi var. Türlü hastalığa müptela olan mı dersin, devasız derde giriftar olan mı? Gırtlağına kadar borca batmış olan mı dersin, evladı başına bela olan mı? Daha neler var neler? Sen zannetme ki en büyük dert sende. Başına gelenler Allah'a karşı hüsnü zannını kırmasın. Seni ondan cüda kılmasın. İbadetlerinde gevşeklik etme. Hep zorda kaldığın zaman mı Allah'ı hatırlayacaksın? Mutlu olduğun zaman neden baştan çıkıyorsun? İnandım demen kâfi mi? Salih amelin var mı senin? Nefsinin esiri zebunu musun? Yoksa gönüllerin sevgilisi mi? Musibetler ibret alabilirsen imtihandır. Dişini sık, sabret, selamete çıkabilmek için sonuna kadar mücadele et. Üstesinden gelemiyorsan asla ve kata Allah'a isyan etme. Tevekkel tuallallah de, tevekkül ve teslimiyet en büyük ilaçtır. Malım mülküm var diye mağrur olma. Bir gün gelir her şeyin tarumar olur. Depremde şehit olan kardeşlerimiz daha birkaç gün önce aramızdaydı. Yaralananlar birkaç gün önce sapasağlamdı. Herkesin işi gücü, evi barkı vardı. Ne oldu? Kendine öyle çok güvenme. Kimseye hava atıp caka satma. Bulunduğun makamı başkalarını ezmek için kullanma. Sahip olduğun malının, mülkünün fazla fazla zekatını, sadakasını ver. Cimri olma. Heyt lan, var mı benim gibisi deme. Bunu belki dilinle demezsin de, bindiğin arabayla, oturduğun villayla, tertip ettiğin düğün dernekle, hal ve hareketlerinle dersin. Kavmi uyarmıştı Karun'u. اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِح۪ينَ Ey Karun, şımarma, şüphesiz Allah şımaranları sevmez demişti. Buna rağmen Karun kimseye kulak asmadı, azdıkça azdı. Sonunda Allah malıyla mülküyle onu yerin dibine batırdı. Kur'an'da daha nice kavimlerin helak edildiğinden bahsediyor Mevla. Neden? Hep şımarıklıkları yüzünden, garibanlara zulmettiklerinden. İnsan çok zalim ve nankördür buyuruyor Mevla. Buyurun ayeti kerime. Ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha innel insane le zalumun keffar. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insan çok zalim, çok nankördür. Zavallı insan,
gücü eline geçirdi mi şükredeceğine hemen küstahlaşıveriyor. Ne oldum delisi oluyor. Ona diyorsun yahu sen daha dün çulsuzun tekiydin. Gayet mütevazi bir hayatın vardı. Bizimle beraber yemek yer, bizimle güler, bizimle ağlardın. Ne oldu sana böyle? Ne bu havan? Arıyoruz telefonu açmıyorsun. Ne çabuk erişilmez oldun. Müslümana yakışan tevazu ve mahviyet hırkasıdır. Firavunların giydiği gurur ve kibir kaftanı değil. Allah verirken iyi de alırken neden isyan ediyorsun ey insan? Ve isyan edince eline ne geçiyor? Yaşadığımız felaketin çok yönleri var dostlar. Ben ilk elden hemen Allah şöyle ceza verdi, böyle ceza verdi demiyorum. Fakat aman bu bir dua olayıdır, fay hattının tesadüfen kırılmasıdır da demiyorum. Ben diyorum ki yerde yürüyen karıncadan gökte uçan kuşa, küçücük atomdan dev yıldızlara kadar her şey Allah'ın yedi kudretinde hareket eder. Tesadüfe yer yoktur. Depremi, fay hattını, fayın kırılacağı anı, kaç şiddetinde kırılacağını, depremde kimlerin zarar göreceğini Allah-u Teala tespit ve tayin eder. Mesele yok fay hattı, yok doğa olayı demekle geçiştirilemez. Bir defa şu öz eleştiriyi hepimizin yapması lazım. Hepimiz suçluyuz, günahkarız. Çırağından ustasına, mühendisinden malzemecisine kadar herkes. Malzemeden çalan müteahhit de suçlu, onu doğru düzgün denetlemeyen belediye görevlisi de. Hazine arazilerine, dere yataklarına, fay hattı üstüne bina diken vatandaş da suçlu. Fakat ona yok imar barışı, yok bilmem ne barışı diyerek müsaade eden idareci de. Yahu her 3-5 senede bir çıkartılan imar barışı da ne oluyor? Ne olacak? Tam bir sahtekarlık. Medeni gelişmiş ülkelerde bir karşılığı yok. Yani bir İngiliz'de Fransız'a imar barışını tercüme et deseniz inanın edemez. Adamlarda öyle bir anlayış yok çünkü. Rüşvet vererek evinin üstüne nasıl kaçak kat çıktığını, nasıl gece kondu diktiğini ballandıra ballandıra anlatıyordun. Bak ne oldu şimdi? Hep diyoruz bu yaşadığımız son acı olsun diye. Güya 17 Ağustos Marmara depreminden ders çıkarmıştık. Ya hoca şimdi sırası mı bu lafları etmenin? Hem de bal gibi sırası dostlar. O zaman sırası değil, bu zaman sırası değil. Peki ne zaman sırası? Birilerinin hakikati haykırması lazım. Hem de yüksek sesle. Tekrar edelim. Suçlu kim? Tepeden tırnağa hepimiz. Bu tespiti yapmamız iktiza eder. Sevgili dostlar, göçük altında olanların feryadı yüreklerimizi dağılıyor değil mi? Tablo çok korkunç. Ne olursa olsun akıl sağlığımızı koruyarak panik yapmadan muzdar durumda olanlara el uzatmak zorundayız. Onlar bizim vatandaşımız, kardeşimiz. Yaraları sarmak için milletçe seferber olmalıyız. Önce fiili dua, sonra kavli dua diyelim. Sohbetimizi kısa bir dua ile bitirelim. Gönülden, ta gönülden amin diyelim. Belki içimizden birisinin ihlas ve samimiyeti Rabbimizin hoşuna gider de bize acır, bize affeder. Yaşadığımız felaketleri üzerimizden defu ref eder. Amin derken göçük altında kalan, yeri yurdu toprağa karışan sanki benim veya benim bir yakınım gibi düşünelim. Öyle amin diyelim. Yürekten dediğimiz aminler belki arşa ulaşır. Allah'ın rahmetini ihtizaza getirir. Dualarımız kabul olsun inşallah. Amin ya Erhamer Rahimin. Ey bütün kainatın zimamı elinde olan, istediğini istediğine veren, istediği zaman alma kudretinde olan Yüce Rabbimiz, hamd sana, tazarru ve niyazımız sanadır. Günahkar ellerimizi açtık, boynumuzu büktük. Rahmetini intizar ediyoruz. Bize lütfunla, kereminle muamele eyle. Suçluyuz, günahkarız. Huzurunda durmaya yüzümüz yok. Fakat kapından başka gidecek kapımız da yok. Ne olur günahlarımızı affeyle. Takatimizin fevkiinde büyük bir felaket yaşadık. Kaddimiz büküldü, gönlümüz hicranla doldu. Soğukta, kışta, kıyamette hayatta kalma savaşı veren kardeşlerimize merhamet eyle. Göçük altında vefat eden kardeşlerimize rahmet eyle. Yaralı olanlara Şafi isminde sen şifa ver. Ey Kadir Zülcelal, Rahim Zülkemal, varsın, birsin, ismi azamsın. Ne edelim, kime gidelim? Korkunç bir her cümert yaşıyoruz. Lütfen bize inayet buyur. İçimizden kasveti, üzüntüyü, tasayı gider. Sekinet ver.
Lütfen bize yardım et. Yardım ekiplerine güç kuvvet ver. Enkaz altında kalan kardeşlerimize dayanma gücü ver. Ey rahmeti gazabını geçen yüceler yücesi. Acil olarak gönder rahmetini, inayetini. Aczimizi, zaafımızı bir kez daha anladık. Ufak bir virüs canımıza okuyor. Depremler, seller iflahımızı kesiyor. Zindandaki Yusuf gibi, balığın karnındaki Yunus gibi feryat ediyoruz. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum diyordu Hazreti Yunus. Biz nefislerimize zulmettik ya Rabbi. Biz de zalimlerden olduk. Sana kafa tuttuk. Yapma dediğin işleri yaptık. Tövbe estağfurullah ya Rabbi. Vücudu yaralar içinde bir kez bile ah etmeyen, halini kimseye şikayet etmeyen Hazreti Eyyub gibi yalvarıyoruz. Rabbenni mesleniye dur ve enterhamurrahimin. Bir devasız derde düştüm. Fakat sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bizim de derdimiz, dertlerimiz çok büyük. Derdimizin çaresi ancak sensin. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'a şifa verdiğin gibi depremde yaralanan, hastanelerde inim inim inleyen kullarına da şifa ver ya Rabbi. İşledikleri zelle yüzünden cenneti yitiren insanlığın atası Hazreti Adem ve Havva gibi tövbe ediyor, sana yakarıyoruz. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfirlena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Rabbimiz, nefsimize zulmettik, sen bizi bağışlamaz, bize acımazsan muhakkak kaybedenlerden oluruz. Biz de öyle ya Rabbi, Hazreti Adem ve Havva hatasını itiraf etmişti. Biz de günahlarımızı itiraf ediyoruz. Senin koyduğun kanunlara muhalefet ettik. Sen kullarım işinizi doğru düzgün yapın, çalıp çırpmayın, kaçak göçek iş yapmayın dedin. Biz iyi halt ettiğimizi zannettik. Malzemeden çaldık, çürük bina diktik. Daha neler yaptık neler. Bütün suçlarımızı itiraf ediyoruz. Biz ettik, sen etme ya Rabbi. Bağışla bizi ne olur. Topyekün milleti olarak dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle. Acılarımızı dindir. Bizi sahili selamete çıkar. Ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ümidimiz sana karşı tam ya Rabbi. Sen Rahman ve Rahim, Hannan ve Halimsin. Yaşadığımız bir imtihan ya Rabbi. Sen Rahman ve Rahim, Hannan ve Halimsin. Ne diye gam çeker insan sen varken, bir ismin Gaffar, diğeri Settar iken. Niye ağlar başkasına sen yar iken? Sen Rahman ve Rahim, Hannan ve Halimsin. Alanlar senden aldı sonsuz ilhamı, verenler senin için verdi cananı. Bulanlar sende buldu hadsiz ihsanı. Sen Rahman ve Rahim, Hannan ve Halimsin. Senin aşkınla zari zari ağlayan, akıp akıp gözyaşlarıyla çağlayan, sana ram olur yüreğini dağlayan, sen Rahman ve Rahim, Hannan ve Halimsin. Eller, gönüller sana doğru açılır, dua dua yalvaran kullar seçilir, inleyen sinelere rahmet saçılır. Sen Rahman ve Rahim, Hannan ve Halimsin. Senden başka hangi kapıya gidelim? Bizi kim anlar, kim dinler, ne derim? Ne olur keleminle bayram edelim. Sen Rahman ve Rahim, Hannan ve Halimsin. Lütfen şu gariban kullarını affet. Mahşerde gariplerle beraber haşret. Cennet âlâda nihayet bulsun hasret. Sen Rahman ve Rahim, Hannan ve Halimsin. Haftaya başka bir mevzuda inşallah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.